Püf nokta 18. Tamlamalardan hangisi farklıdır diyorsa ne yapılmalı? Birinci aşama. Arkadaşlar isim tamlaması mı sıfat tamlaması mı olduğuna bakıyoruz. İkinci aşama. Eğer isim tamlamasıysa türüne bakıyoruz. Belirtili mi, belirtsiz mi, zincirleme mi olduğuna bakmamız gerekiyor. Örneklerimizi inceleyelim. Sorunun cevabını biliyorum dediğin zaman arkadaşlar sorunun cevabı bu bir isim tamlaması İkisi de ek almıştır. Bu yüzden bu bir belirtili isim tamlamasıdır. B'li yazıyorum arkadaşlar. Soru kalıbı beni etkiledi dediğin zaman yine bir isim tamlamasıdır. Sorunun kalıbı diyebiliriz. Yani bir tamlayan eki getirebiliyoruz. Soru kalıbı belirtisiz isim tanımasıdır sorunun cevabının anlatımını beğendim dediğin zaman sorunun cevabı belirtili isim tanımasıdır. Sorunun cevabının anlatımı ise zincirleme isim tanımasıdır. Yani bu kısım tamlayandır, bu kısım tamlanandır. Tamlayan bir isim tanımasından oluştuğu için bu bir zincirleme isim tanımasıdır. Kaliteli soru hazırlamak biraz zormuş dediğin zaman. Nasıl soru? Kaliteli soru. Bir yerde bir sıfat varsa orada sıfat tamlaması vardır. Biraz zormuş, ne kadar zormuş, biraz zormuş. Yine bir sıfat var. Sıfat olan her yerde sıfat tamlaması vardır. Yani üç örneğimiz isim tamlaması, diğer örneğimiz ise sıfat tamlamalarından oluşmuştur.